Merhabalar tekrar. Yanımızda Komodo Satış Direktörü Cem Sofuoğlu var. Kendisinden Konya'da neler anlatacaklar, buradaki sunumda neler anlatacaklar, ilk önce onu öğrenmek istiyoruz. Bir de sonrasında BT Vizyon hakkındaki görüşlerini de alırsak çok mutlu olacağız. Bugün sunumda bildiğiniz üzere özellikle son dönemlerde siber saldırı tehditleri çok fazla değişti. Bunlarla alakalı özellikle Türkiye'de çok yaygın bir şekilde CryptoLocker virüsüyle birçok kullanıcı çok ciddi mağduriyetler yaşadı. Biz Komodo'nun benzersiz containment teknolojisiyle CryptoLocker ve benzeri tüm zararların nasıl engellendiği ile alakalı ve siber güvenlikte değişen zararlı vizyonunu nasıl engellememizle alakalı bir sunum yapacağız. Aslında dünyanın her saniyede 4 tane zararın çıktığı bir dünya, yeni trendler çok son kullanıcı ve kurumları çok spesifik olarak etkileyen bazı zararların, özel zararların nasıl engellenmesiyle alakalı çözümümüzü anlatacağız biraz. Şimdi aslında hazır yeri gelmişken ben bunu da sormak istiyorum. Son zamanlarda özellikle fatura görünümlü biraz önce bahsettiğiniz bu ransomware'lar, fidye yazılımları çok fazla gözüküyor Türkiye'de ve birçok kullanıcı bu durumdan mağdur ve çok yüksek miktarlarda para ödemek zorunda kalan insanlar şahsen tanıyorum ben. Siz ne önerirsiniz bu şekildeki saldırılardan, tehditlerden korunmak için? Şimdi aslında biz olaya biraz şöyle bakıyoruz. Yaklaşımı biraz değiştirmek lazım. Geleneksel blacklist ve whitelist mantığı ya da database mantığıyla işleyen uç nokta güvenlik ürünleri ve antivirüslerin artık bir işe yaramadığını herkes söylüyor. Ve CryptoLocker aslında CryptoLocker vakasıyla da bu antivirüslerin bir işe yaramadığını çok net olarak gördük. O yüzden yakalamadan öte önleme teknolojisiyle bu ve benzer zarar. Yani bugün CryptoLocker'ı konuşuyoruz ama yarın bunun çok daha değişik bir versiyonunu konuşuyor olacağız. Yani biz sürekli yakalayarak, arkasından giderek bu zararları engelleme şansımız yok. Dünyada 2.7 milyar dolarlık bir para kazanılmış bu ransomware virüslerinden, zararlarından. Türkiye çok ciddi etkilenmiş. Bir kere dünyanın en fazla spam üreten ve spam alan ülkelerde 5. sırada Türkiye. Bu çok önemli bir veri. Bu kadar çok spamın üretildiği ve bu kadar çok fatura virüsünün geldiği bir yerde bu yaklaşımı tamamen değiştirmek, yakalamadan çok containment teknolojisiyle önlemeye yönelik bazı aksiyonlar almak lazım. Tabii bilinçlenme önemli ama insanları bilinçlendirerek bunları engelleyemezsiniz. Sizin kullandığınız güvenlik ürünleri zaten bu ilgili zararları bir şekilde engellemeli. Komodo'nun güvenlik ürünleri bunu engelliyor. Komodo'nun 90 milyon endpointinde hiçbir CryptoLocker vakası yok. Anladım. Bir de son dönemde bu saldırıları gerçekleştirenler biraz daha sofistikeler sanki. Hani eskiden bunu ün için yaparlardı, meşhur olmak için yaparlardı. Şimdi ise tamamen şey paraya dönmüş durumda benim gördüğüm kadarıyla. Tabii ki yaklaşım çok değişti. Koltuklarında oturup milyonlarca dolar para kazanılıyor artık bu işten. Eskiden evet insanlar bir zararlı yazıp bunu meşhur olmak için kullanırlardı. Şimdi çok kritik bir verilere ulaşmak, o kritik verilerin satılmasını sağlamak, daha sonra işte bu bahsettiğimiz ransomware ve benzeri tehditlerle direkt para kazanmak yöntemine geldi. Bu sürekli büyüyen ve kendini yenileyen bir sektör, zararlı tarafı. O yüzden biz de buna karşı aksiyonlarımızı ve koruma yöntemlerimizi kesinlikle değiştirmemiz lazım. O yüzden yeni nesil güvenlik ürünleri bu anlamda çok önemli. Bizim de sunumumuz direkt buna spesifik bir sunum olacak. Evet, bir de siz geçtiğimiz aylarda bir Arge merkezi açmıştınız yanlış hatırlamıyorsam. ODTÜ'de diye hatırlıyorum ama. Evet, evet. Bu Arge'den de bahsedebilir misin? Türkiye'de ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Tabii ki Komodo merkezi Amerika'da ama işte globalde 9 ayrı ülkede ofisimiz var. 1100'den de çalışanımız var. Türkiye için anlamı şu, kurucusu ve sahibi Türk Melih Abdulhayoğlu. Türkiye'de ODTÜ Teknokent'te 2013 sonunda açtığımız bir Arge merkezimiz var. Yaklaşık 200 mühendisimiz var. Burada aynı zamanda Yıldız Teknokent içerisinde de bir Arge merkezimiz var. Aslında Komodo Türkiye'deki siber güvenlik algısını değiştirmek ve yerli siber güvenlik ürünleri üretmeyle alakalı bir aksiyon planı var. Bununla alakalı da çok ciddi çalışmaları var. Biz hem yerli siber güvenlik ürünleri üretmek, bunu dünyaya satmak, bu anlamda Türkiye'ye çok ciddi bir katma değer sağlamak gibi de Melih Bey vizyonunda çok ciddi bir aksiyon planımız var. Herhalde şeyi söyleyebilirim rahatlıkla. Türkiye'de internet güvenlik alanında en büyük Arge merkezi Komodo'nun, bunu çok daha büyütmeyi planlıyoruz. Türk menşeli ürünler çıkartıp dünyaya satmak istiyoruz. Buna da başladık aslında. Birkaç ürünümüz var, dünyaya satılmaya başladı. İnşallah bu projeyi biraz daha büyüteceğiz. Peki BT Vizyon hakkında da birkaç kelime söylerseniz. Tabii ki BT Vizyon özellikle bu Anadolu turları çok anlamlı. Anadolu biraz uzak görünüyor. Biz olabildiğince Komodo olarak bu
etkinliklerin içinde olmayı planlıyoruz. Bu etkinlikleri Anadolu'da herkes ulaşmak istiyor. Çünkü hani CryptoLocker vakasını hep çok konuştuk. CryptoLocker il bakmıyor. Konya'da da vakalar var. Türkiye'nin her yerinde var. Biz bu ülkede yerleşik ve bu ülkeye katma değer sağlamayı düşünen bir firma olarak bu ülkedeki her kullanıcıyı, her kurumu korumak bizim görevimiz. Biz onunla alakalı aksiyon aldık ve ürünlerimizi anlatarak insanları bu zararlardan korumaya karşı bilinçlendireceğiz, ürünlerimizi anlatacağız. Onlar da eğer uygun bulursa, değerlendirirse bizim ürünlerimize beraber Türkiye'ye çok ciddi bir katma değer sağlayacağız. Çok teşekkür ederiz, sağ olun.